Amerika'nın Orta Doğu için düşündüğü, Orta Doğu'da yaptığı oyunlardan birisi şudur. Bu oyunu 20-30 yıldan beri oynuyor. Ahmak Saddam bu oyuna geldi. Anlayamadı meseleyi. Amerika bir taraftan devletlere göz kırpar. Onları kendinin desteklediği darbelerle iş başına getirir. Kendinin desteklediği diktatörleri iş başına getirir. Saddam'ı Saddam yapanın Amerika olduğunu bilmeyen var mıdır? Saddam diktatörlüğünü darbe yoluyla Irak üzerinde kuranın Amerika olduğunu bilmeyen var mıdır? Bir taraftan diktatörleri getirir başa, sonra o diktatörlere göz kırpar, filana vur der. O diktatör Amerika'nın kendiyle beraber olduğunu zanneder ahmak. Oraya vurur, vur der Halepçe'de, vur Kürtleri, orayı vurur, orada 5000 Kürt'ü öldürür, vur der İran'ı, İran'ı vurur ahmak, anlamaz. 8 sene İran'la savaş eder, İran'ı da bitirir kendisini de. Vur der, göz kırpar Amerika Saddam'a. Vur der Kuveyt'e, Kuveyt'i vurur. Vur der Şiilere, Şiileri vurur. Vur der Türkmenlere, Türkmenleri vurur. Herkesi vurur, bir tane dostu kalmaz. Ondan sonra Amerika'da onu vurur. Bu Amerika'nın oyunu. Amerika göz kırpar, onunla beraber olduğu izlenimini verir, kardeşlerini öldürttürür, göz kırpar, Şiilerle arasını bozar, seninle beraberim der, göz kırpar, Kürtleri öldürtür, seninle beraberim der. Ve ondan sonra Amerika gelir, kendisini vurur ve milleti kendisi için savaşmaz. Ve milletinin içerisinden niceleri Amerikan uşaklığı yapar. Ve Kürtlerin içerisinden de niceleri Amerika'yı özgürlüğün temsilcisi olarak görür. Kıymetli kardeşlerim, şu anda Suriye'de de aynı oyun oynanıyor. Orada da Suriye Araplarıyla Suriye Kürtlerinin arası açılıyor. Suriye Kürtleri bizim zalim dediğimiz, katil dediğimiz Bush için ne diyorlar söyleyeyim mi size? Ebul Azad diyorlar. Özgürlüklerin babası yani. Kürtleri o hale getirdiler. Amerika bir taraftan göz kırpar. Ondan sonra kendisi gelir vurur. Şimdi aynı oyun Türkiye'de oynanıyor. Aynı oyun Türkiye'de oynanıyor. Bazı kimselere göz kırpılır. Onlarla Türklerle Kürtlerin arası açtırılır. Bir gün halklar karşı karşıya getirilir. Şimdiye kadar dağda çatışma olurken yavaş yavaş çatışmalar şehire kaydırılır. Ve şehirde Türklerle Kürtler arasında çatışmalar başlatılır. Ve bu şekilde bir gün Allah muhafaza Irak'ın başına gelen Amerikan zulmü, Amerikan saldırganlığı, Amerikan terörizmi bir gün Türkiye'nin de başına geldiği zaman korkarım ki yapılan yanlışların yüzünden, verilmeyen hakların yüzünden, cehaletin yüzünden niceleri nasıl ki Irak'ta Amerika'nın yanında yer aldıysa Türkiye'de de Amerika'nın yanında yer alacak olanlar olacaktır. Kardeşliği bozdular. Vallahi eğer bu durumdan, bu oyundan kurtulmak istiyorsanız, kurtulmak istiyorlarsa o sevmedikleri İslam'a sarılmak zorundadırlar. O beğenmedikleri İslam'a sarılmak zorundadırlar. Bu milleti başka türlü bir arada tutamayacaklar. Dinin dışındaki bütün çimento zannedilenler hepsinin su olduğu anlaşılmıştır.